Resmin Öyküsü programından merhabalar. 15 Nisan Uluslararası Sanat Günü olarak kutlanmaktadır. Bugünün sanat günü olarak kutlanmasının temel sebebi aslında Leonardo da Vinci'nin doğum günüdür. Da Vinci'nin kült eserleri arasında sayılan Mona Lisa'yı bugün sizlerle Resmin Öyküsü programında aktarmaya çalışacağız. 1452 yılında doğan sanatçının 1503-1508 yılları arasında oluşturduğu eseri olarak bilinmektedir Mona Lisa. Sanatçı 1452 yılında Vinci kasabasında doğmuştur ve doğduğu ortamda aslında bazı sorunları olan çocuktur. Gayrimeşru bir çocuk olarak bilinen ve dönem sanatçıları tarafından, araştırmacılar tarafından bu şekilde aktarılan Da Vinci, eğitim sürecinde problem yaşamıştır. Dedesi ve amcasının desteğiyle birlikte Floransa'ya yerleştirilen ve Verrocchio'nun atölyelerinde yetiştirilen bir çocuktur. Daha çocuk yaşlarda onun sanata ve birçok alandaki yetkinliği fark edilmiştir. O bir binfenlidir, o bir hazerfendir. Bilim alanında birçok yeniliği getirebilecek buluşları vardır. Fizik, matematik, kimya, anatomi, resim alanında birçok çalışması bulunmaktadır. Maalesef bu kadar alanda çalışma yapması onun çok dallanıp budaklanmasına da sebep olmuştur. Bitirdiği eser sayısı çok azdır. Eskiz defterlerinde çalışmaları tespit edilebilir. Bu çalışmaları arasında maket modelleri, dönen dişli çarklar, köprü modellemeleri de görülmektedir. Hatta 2. Beyazıt döneminde Osmanlı ülkesine bir köprü yapabileceği üzerine mektup yazdığı bile bilinmektedir. Bu kadar çalışması olan ismin eserleri arasında kült kabul edilen Mona Lisa'dır. Mona Lisa'yı bu kadar kült yapan neydi? Bu resmin gizemi nereden kaynaklanmaktaydı? Rönesans'la birlikte insani değerlerin arttığını, artık kilise siparişlerinin yerini kişilerin siparişleri üzerinden gittiği bilinmektedir. Bu resmin sahibi yani Madame Lisa'nın eşi bir tüccardır. Eşinin doğumuyla birlikte kült bir çalışmayı, güzel bir hediyeyi armağan olarak eşine sunmak istemesiyle bu eser çıkmıştır. 1503 yılında bir madamı resmeden, bir tüccarın eşini resmeden Da Vinci bu eseri kişiye teslim etmemiştir. Başlangıçta gizem buradan gelmektedir. İtalyan sanatçının bu eseri günümüzde Louvre Müzesi'ndedir, yani Fransa'dadır. Fransa'ya mal olmuş bir eserdir. Çünkü Da Vinci döneminde Türklerin, Papalığın, burada gördüğümüz üzere Fransa Kralı'nın bile en yakınında bulunan isimler arasındadır. Son nefesinde Fransa Kralı'nın onun yanında olduğu tahmin edilmektedir. 1503 yılında oluşturduğu bu eserine baktığımız zaman geriye doğru bir manzara görmekteyiz. Bu manzaranın Vinci kasabası olduğu düşünülmektedir. Hatta bu görüntülerin Salvador Dali'ye kadar gittiği bilinmektedir. O da İspanya bölgesindeki Katalonya coğrafyasını eserlerin arkasında resmetmişti. Esere baktığımız zaman yeni bir tekniğin başladığını da söyleyebiliriz. Bu tekniğin adı Sfumato tekniğidir. Burada bir dumanlama olduğu görülmektedir. Günümüz telefonlarında kişinin yüzünü odakladığımızda geriye doğru bir puslu bir doğa oluşur. Yani bu teknik resimde sfumato olarak bilinmektedir. Artık Rönesans'la birlikte büst portrelerin yapılmadığını, kişilerin vücutlarının tam döndüğü portrelerin yapıldığı da görülmektedir. Eser ahşap üzerine yapılmıştır ve yüzlerdeki çatlamaların, kırılmaların sebebi doğal bir malzemenin üzerine yapılmasından gelmektedir. Acaba eser kesilmiş miydi? Kadının oturduğu buradaki platform bir balkona mı aitti? Kenarlarında sütunlar var mıydı? Çünkü bunun eskizi bulunmaktadır ve bu eskizlerde kenarlarda sütunlar görülmektedir ama günümüzdeki bu eserde sadece kısa bir aktarım bulunmaktadır. Bunlar sütundan kalma detaylar olabilir.
Mona Lisa'nın hafif tebessümüyle muzip bir gülümsemesi vardır. Mona Lisa'nın gülümsemesiyle ilgili Freud'un bir yorumu vardır. Buradaki kadının gülümsemesi muzip, şehvetli yoksa anaç mıydı? Mona Lisa'nın gülümsemesi yüzyıllar boyunca soruldu. Üzerlerine kitaplar yazıldı, filmler yapıldı ve en çok merak edilen eserler arasına aldı. Fransa Louvre Müzesi'nde bulunan bu eser yılda 10 milyon insan tarafından ziyaret edilmektedir. Eserin gizemi 1900'lü yılların başında başlar. Çünkü Fransa Louvre Müzesi dünyanın en iyi korunan müzesinden bu eser çalınmıştır. Bu eseri çalan kişi İtalyan milliyetçisidir. Eserin doğduğu coğrafyaya geri gitmesini istemektedir. Baş şüpheliler arasında o dönemde Pablo Picasso sayılmıştır. Bu eserin yüzlerce fotoğrafı çekilerek sokaklara dağıtılmış, halk tarafından bulunması için yardım istenmiştir. Baş şüpheliler arasında Pablo Picasso artık beraat etmiştir. Çünkü bu eseri çalan kişinin bir İtalyan milliyetçisi olduğu tespit edilmiştir. Günümüzde en çok korunan, en çok ziyaret edilen eserlerin başında Mona Lisa gelmektedir. 15 Nisan Dünya Sanat Günü'nde Leonardo da Vinci'nin kült eseri Mona Lisa'yı inceledik. Resmin bir başka öyküsünde görüşmek dileğiyle.